Evet arkadaşlar, TYT Fen Bilimleri denemesi ikincisinde beraberiz. Birinci sorudan itibaren başlayalım arkadaşlar. Gergin bir gitar teli var. Denge konumundan A kadar açılarak bırakıldığında bir ses çıkartılıyormuş. Yani burada A genlik oluyor tabii ki arkadaşlar. Yargılarının hangileri doğrudur diyor. Tel titreşim hareketi yapacaktır. Evet doğrudur. A arttırılırsa çıkan sesin şiddeti artar diyor. Evet bu da doğrudur arkadaşlar. A azaltılırsa çıkan sesin kalınlığı artar diyor. Hayır arkadaşlar, kalınlık artmayacaktır. Sonuçta 1 ve 2 doğrudur. Yani yanıtımız C seçeneğidir diyorum ve ikinci soruya geçiyorum. İkinci sorudayız arkadaşlar. Bir şamandıramız var. Soruyu okuyalım. Şekildeki şamandıra sisteminin çalışması şöyledir. Kaba su dolmaya başladığında şamandıra balonunun su yukarı doğru itmektedir. Bir menteşe vardır. Menteşeye bağlı kol yardımıyla musluğa bağlı tıkaç musluğun su yolunu tıkar. Musluk belirli bir su yüksekliğinden sonra su akıtmaz arkadaşlar. Buna göre şamandıra sisteminin çalışmasında hangi prensiplerden yararlanılmaktadır diyor. Arkadaşlar belirli bir burada merkez var. Bu merkez etrafında iki tane kolumuz var tabii ki. Kola kuvvetler uygulanıyor. Kuvvetler uygulandığında buna bir kaldıraç sistemi diyebiliriz. Aynı zamanda içi hava dolu bir balonumuz var ve bu balonun daha doğrusu bir cisim var. Bu cisme uygulanan su vasıtası bir kaldırma kuvveti uygulanmaktadır. Arşimet prensibi de bu prensip içerisinde, yani bu sistem içerisinde düşünülmüştür. Pascal prensibi sıvıların biliyorsunuz sıkıştırılma özelliğinden istifade edilerek yapılan sistemlerdir. Burada sıvıların sıkıştırılması söz konusu değildir. Sadece su yolunun kapatılması, suyun geçişinin engellenmesi söz konusudur. Suda herhangi bir sıkışma, diğer tarafa basıncı iletme diye bir şey söz konusu değildir. İki tane maddeden bahsedebiliriz burada. 1 ve 2, yani arşimet ve kaldıraç sistemi cevabımız B şıkkıdır diyorum. 3'e geçiyorum. Evet arkadaşlar, burada bir gölge ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar. İki tane noktasal ışık kaynağımız. Oluşan gölgelerin boyları sorulmakta. Şimdi K'dan aşağıya doğru bir çizgi çektiğimizde arkadaşlar sonuçta uzunluk ne olacaktır? Şuradaki uzunlukla buradaki uzunluğun miktarı bizim için önemlidir. Burası D ise arkadaşlar sonuçta 2D'ye D ise burası D ise sonuçta burası da ne olacaktır arkadaşlar? D bölü 2 olacaktır. Çünkü açıların birbirine eşit olabilmesi için buradaki tabandaki mesafenin yani bu gölgemizin boyunun ne olması lazımdır? Lx'in boyunun d bölü 2 olması gerekmektedir. Peki şimdi ly'ye bulmaya geldi sıra. Aynen gene L noktasından y'ye göre bir çizgi çektiğimizde ve uzattığımızda bu oran neyin neye oranıdır? 2d'nin d'ye oranıdır. Sonuçta burası d ise burası da 2d olacaktır. O halde ly'nin boyu da 2D diyebiliriz. Bunları taraf tarafa oranladığımızda D bölü 2 bölü 1 bölü 2D D'ler sadeleşiyor ve LX bölü LY oranı 1 bölü 4 çıkmakta. Burada yaptığım sadece açıların yöndeş açıları bulabildikten sonra oranlamak. Cevabımız 1 bölü 4. B şıkkı diyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Evet, dördüncü soru arkadaşlar. Bir basınç sorusu aslında yükseklikle basıncın arasında bir ilişki var tabii ki. Öğrenci deniz seviyesinde suyun 100 santigrat derecede kaynadığını, 0 santigrat derecede donduğunu ölçmüş. Ve bir kısmını, tatilinin bir kısmını yaylada geçirecekmiş. Yaylaya gittiğinde biliyoruz ki yaylalar yüksekte bulunmakta rakım olarak. Sonuçta kaynama ve donma noktasını ölçerse kaç değerine ulaşabilir diyor. Arkadaşlar bir kere yüksekte basınç azalacağı için atmosfer incelmiştir ve basınç azalmıştır. Basınç azalınca o zaman ne olacaktır? Kaynama sıcaklığı düşecektir. Ama donma sıcaklığı da artacaktır. Ona uygun tek sıcaklıkta neydir arkadaşlar? D şıkkıdır diyorum ve diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Yani donma sıcaklığı artı 5, kaynama sıcaklığı artı 95 diyebiliriz. Beşinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar, beşinci sorudayız. Bir bilim insanı yayı gelen kuvvetle atmanın hızı arasında bir tablo oluşturmuş ve modellerin hangisine uygun olduğunu soruyor. Yani burada ben F ve V yerlerine değer yazacağım. Burası 2 oldu arkadaşlar. Burası 4 oldu. Yani F yerine 2 yazarsam. Burası da sonuçta arkadaşlar 8 oldu.
V yerine de 2 yazarsam burası 2. Burası 2 kök 2. Burası da 4 oldu arkadaşlar. Şimdi A, B, C şıklarından bakalım. A şıkkında V ve F yerlerine değerler yazdığımızda A şıkkı uymamaktadır. B de uymamaktadır. C de uymamaktadır. Ben D şıkkını sizin için yapacağım arkadaşlar. D şıkkında ne diyor? Şimdi bir kere formülümüz V eşittir sabit çarpı kök F diyor. Buradan birinciden itibaren yapmaya başlayalım. 2 eşittir K çarpı kök 2 diyelim. Peki ikinci için yapalım. 2 kök 2 K çarpı kök 4. Bunun da eşiti 2 eşittir K çarpı kök 2 olur. Üçüncüyü yapalım arkadaşlar. 4 eşittir K çarpı kök 8 dedik. Değil mi? Bu da 2 eşittir K çarpı kök 2 oldu. Yani D şıkkında bütün hepsi formüle uydu arkadaşlar. Verdiğim değerlerle D şıkkı örtüşmüş oldu. E şıkkını da siz yapın lütfen. Ama D şıkkı kesinlikle doğru olduğunu modelin görüyoruz. Ve 6. sorumuza geçebiliriz arkadaşlar. Evet, 6. soru arkadaşlar kaldırma kuvvetiyle ilgili bir soru. Bir sıvımız var ve sıvımızın içerisinde X ve Y cisimleri yüzmekte, Z cismi tabana oturmaktadır. Y cisminin öz kütlesi ile sıvının öz kütlesi birbirine eşittir arkadaşlar. X ise ondan küçüktür. Hangi cisimler sıvıdan alınıp yüzen kabın içine konulduğunda kaptaki sıvı derinliği değişmez diyor arkadaşlar. Sonuçta Y'nin öz kütlesi, sıvının öz kütlesi aynı olduğu için yüzen cisimler için nedir? Kanun. Yüzen cisimler yeri değiştirilen sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle yukarı doğru itilir. Arşimet bunu buldu ve söylüyor arkadaşlar. Sonuç olarak Y cismini alıp buraya koyduğumuzda taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığı kadardır. Zaten hacimleri de taşan sıvının hacmi de birbirlerine eşittir. Dolayısıyla sıvının ağırlığında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Peki yani Y'yi bulmuş durumdayız. Peki arkadaşlar Y'yi bulduk. Şimdi X'e bakalım. X'te ise ne kadarlık bir sıvı taşınmıştır? Burada işaretlediğim bir sıvı kadar taşınmıştır. Buradaki sıvının ağırlığı neye eşittir? Cismin ağırlığına eşittir. Bu cismi alıp buraya koyduğumuzda aşağıdan yukarıya ne kadarlık bir kuvvet ittirmesi gerekmektedir? Yeri değişen sıvının ağırlığı kadar bir hacim farkı edecektir. Yani sonuçta etki eden kaldırma kuvveti buna etki eden kaldırma kuvvetiyle sonuçta aynıdır. Yalnız buraya ilaveten etki eden kaldırma kuvvetinden bahsetmek istiyorum. Yani bu oku o amaçla koydum. Yani buradaki okla buradaki okun değerleri birbirine eşittir. Ama tabii ki kaba da uygulanan bir kaldırma kuvveti vardır. Yani sonuç olarak Y ile X cismi alıp buradan kabın içerisine konulduğunda sıvının derinliğinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız D, Denizli seçeneğidir diyorum ve son soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet, 7. sorumuz arkadaşlar. 2 tane küremiz var ve bu kürelerden bir tanesi artı 8, bir tanesi de hemen şuraya çizelim. Bu da eksi 24 arkadaşlar. Bunlar birbirine dokundurulmadan sonraki yükü X'in, yani buna X, buna Y dedim. Eksi 4 olmuş. Yani bunlar ikisi birbirine dokundurulduktan sonra X'i ve Y'yi ayrı ayrı yazalım arkadaşlar. X ve Y. Y'nin yükü eksi 4 olmuş. Peki yarı çaplarının oranı sorulmakta. Arkadaşlar buna Q1, buna Q2 dedim. Q1'in son yükü. Bakın Q1'in son yükü olarak ne yazıyorum? Bir kere toplam yükü yazmak durumdayız. Toplam yük diyorum buraya. Kısalttım. Rx artı Ry'nin toplamını bulduktan sonra toplam yüke böleceğiz. Yani toplam yükü toplam yarıçapa böleceğiz ve Rx ile çarpacağız. Rx ile çarptıktan sonra artık X'in son yükünü bulmuş olacağız. Ve son yük de verilmiş arkadaşlar. Yani eksi 4 eşittir. Başlangıçtaki toplam yük nedir ikisinin toplamı? Eksi 16'dır. Buraya eksi 16 diye yazıyorum. Rx artı Ry yazdım. Ve bunlar tabii ki parantez içinde çarpı Rx dedim. Bunlar 1'e 4 oranında tabii ki sadeleşti arkadaşlar. Yani sonuçta Rx
artı r'ye eşittir 4 rx olduğunu biliyoruz. Hemen formülden çıktı, yerine 1 bölü 3 bulduk. Cevabımız E seçeneği diyorum ve soruları bitirdim. Artık kimya sorularına geçebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.